ETV ekranlarından iyi akşamlar. Gündem Özel'in bu akşamki konuğu Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin. Bu akşam Trakya'da yatırımlardan projelere birçok konuyu ele alacağız. Mahmut Bey'e Edirne'de proje yapmak isteyen, Tekirdağ'da Kırklareli'nde yani Kalkınma Ajansı'na proje sunmak isteyen tüm kişilere, üyelere dair birçok soruyu soracağız. Mahmut Bey, öncelikle hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Ben de hem kurum adına hem şahsım adına saygı ve sevgilerimi sunuyorum Edirne halkına. Tekirdağ'dan sabahleyin öyle Keşan'da bir programımız vardı. Oradan İpsala'ya geçtik. Gündem yoğun. Oradan da buraya geldik. Buradan evet. Şimdi tekrar Tekirdağ'a döndüz. Orada programlar var. Gündem yoğun. Evet. Devam ediyoruz. İsterseniz önce sizleri tanıyarak söze başlayalım. Daha sonra kurumu tanıyalım. Buyurun, söz sizde. Evet, ben Mahmut Şahin. Kalkınma Ajansı Genel Sekreteriyim. Yaklaşık 2 yıldır Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği görevinde bulunuyorum. Daha öncesinde özel sektörde yurt içi ve yurt dışı yatırımlar sorumlusu olarak, koordinatör olarak çalışıyordum, genel müdürdüm. Daha sonrasında böyle bir iş teklif edildi, genel sekreter makamı. Yaptığım işe de biraz benzerlik gösteriyordu. Yatırımcılık, evet. İşte iş kurma, iş geliştirme vesaire, bunlar yakın olduğundan dolayı ben Trakya'dan evliyim, Trakya damadıyım. Bu an, uzun yıllardır. Trakya'da damatlar kıymetlidir bu arada. 30 yıldızdan Lüleburgaz, Çorlu'da yaşıyoruz. Babamlar 1980'li yıllarda bu şirkette iş kurulması dolayısıyla geldiğinden beri 30 yıldır burada yaşıyoruz. Evet. Böyle vesile olunca Trakya'da doğduk, doğmadık ama büyüdük, geliştik. Artık öğrendiklerimiz, yurt dışında öğrendiklerimizi, bildiklerimizi Trakya bölgemize nasıl aktarabiliriz diye geldik. Evet. Yaklaşık 2 yıldır da Tekirdağ merkez olmak üzere ajansın merkezi orada, Tekirdağ'da. Ama Edirne'de ticaret ve sanayi odasının içerisinde yaklaşık 5 kişilik bir ekibimiz var. Aynı bizim adımızda burada iş yapıyorlar. Adı Yatırım Destek Ofisleri, bildiğiniz üzere. Yani Tekirdağ'da verilen hizmetlerin tümü Edirne'de ETSO bünyesinde. ETSO binasının içerisinde. Evet. Biz ofis kiraladık. Çünkü iş dünyası orada olduğundan hizmet dolayı. Veriyor. Tabii orada 3 tane ofisimiz var, ayrı ayrı bir şeyde. Orada arkadaşlar aynı Kalkınma Ajansı'nın merkez binasında olduğu gibi benim adıma, bizim adımıza Edirne'ye hizmet veriyor. Tabii yetemedi ya, ben her hafta, haftanın her günü mutlaka bir günü Edirne'ye geliyorum. Yani aynı şekilde aynı ofis Kırklareli'nde de var. Orada da yine arkadaşlar. Merkez Tekirdağ. Evet. Ama inşallah Edirne'de bir tane ofis tarihi eseri aldık. Restore ettiriyoruz. İnşallah Ekim Kasım ayında bu restorasyon bitecek. Necmi İğneevi son dönemin, Cumhuriyet dönemi son döneminin öncesi, yani Osmanlı 1800'lü yılların tarih eserlerinden bir tanesi Necmi İğneevi. Hem ofis olarak kullanmak istiyorduk. Der ki yani böyle bir tarih eseri alalım, hem canlandırmış olalım, hem sahip çıkalım. Hem de günümüze kazandırılması anlamında günümüze kazandıralım güzel bir çalışma diye. Biz normalde tarih eserlere de destek veriyoruz. Restorasyonlara destek veriyoruz. Verirken dedik ki bir de biz örnek model olalım. Kullanacağımız ofis de böyle tarih eser olsun. Madem Edirne'deyiz. Kırklareli'nin hakikaten bildiğiniz gibi tarih eserlerin çok olduğu yer. Hem bu tarih eserleri kazandıralım, hem de ofis olarak kullanalım dedik. İnşallah Kasım ayında kendi elimize geçeceğiz. Evet. Mahmut Bey, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği görevini 2 yıldan beri bu yana yürütüyorsunuz. Yani sokağa çıktığımızda Trakya Kalkınma Ajansı'nı acaba herkes tanıyor mu? Trakya Kalkınma Ajansı ne zaman kuruldu, ne işe yarar? Trakya'ya kalkınma anlamında ne gibi faydaları oldu bugüne kadar? Üstadım Mehmet Bey, kalkınma denen kavram Türkiye'de çok eski bir kavram değil. Bir de ajans deyince, hani eskiden babalarımız, analarımız radyo açardı, ajans haberleri diye hep duyardık. Tabii ajans kavramı da Türkiye'ye yeni giren bir kavram olduğundan dolayı insanlarımızda, firmalarımızda, değişik kurumlarımızda kalkınma ajansı noktasında tam bir kafalarında, beyinlerinde evet şu şöyledir diye biliyorlar. Çünkü biz daha kurulalı 5-6 sene oldu yani. Tekirdağ, Trakya bölgemizde 2009 yılından beri, 2010 yılından beri faaliyet gösteriyoruz. Tabii biz Kalkınma Bakanlığı'na bağlıyız. Bakanlığımız daha öncesinden DPT, yani Devlet Planlama Teşkilatı olarak görev yapıyor. Ve bildiğiniz üzere Türkiye'nin kalkınmasını 1. 2. 3. 5 yıllık kalkınma planlarını hazırlayan, bütün bunları veren kurum olarak daha öncesinde 70 yıldır var ama yeni bir modelle artık bildiğiniz üzere Türkiye'den kalkınma modelleri Ankara'dan yapılırken
gelişen dünyada artık bu işin böyle olmayacağı, yerelden de kalkınma ile ilgili bilgi, birikim, raporları gelerek, yani Edirne gelecek 10 yılda, gelecek 5 yılda kalkınma için ne düşünüyor? Buranın valisi, kaymakamı, belediye başkanı, sektör temsilcileri, yani özel sektörün temsilcisi, borsası, odası, muhtarı, STK'ları, radyosu, televizyonu. Bunlar Edirne'li olarak ne düşünüyorlar gelecek 10 yılda, 5 yılda diye bu tip bilgileri alıp Ankara'daki genel merkezdeki Türkiye'nin genel perspektifindeki bilgilerle, ekonomik kalkınma modelleriyle birleştirerek kalkınma programları artık oluşturuyoruz. Eskiden Ankara'da evet Edirne şöyle kalkınsın, buraya gitsin, tarım olsun, işte pirinç olsun, şöyle olsun, böyle olsun, turizm olsun derken veya Tekirdağ'la ilgili Ankara'dan karar verirken artık kalkınma ajansları vesilesiyle yani biz, burada kalkınmanın Ankara merkez değil de yerelden Ankara'ya evet alttan tabana doğru, evet. Tabandan üste doğru bir kaymayla buradan aldığımız bilgilerle sizinle konuşuyorum. Ben gidiyorum dedim İpsa'daydım. Orada insanlarla konuştum. Keşan'da ceviz ve badem üreticileri de bölgenin sorunlarını yerinde tespit ederek Ankara'ya aktarıyorsunuz. Onlarla konuşuyoruz. Onlarla analiz ediyoruz ve diyoruz tamam diyoruz bu Keşan, İpsala, Edirne, Lapaşa şu alanda ilerlemeli diyoruz. Onları rapor halinde Ankara'ya iletiyoruz. Ankara'da kendi ülkesel ülkenin genel perspektifine bakarak ikisini birleştirerek evet bizim 10. 5 yıllık kalkınma planımız Trakya bölgesi için şöyle olmalı diyor ve geri gönderiyor. Böylece yeni bir modelde gelen bu kalkınma modelinde dendiği zaman bu evrak bize geliyor. Daha ne diyoruz ki bak biz konuşmuştuk sizinle arkadaşlar Edirne'liler. Siz bu anda istiyordunuz kalkınmanızı. Talepleriniz bu yöndeydi. Talepleriniz bu yöndeydi. Bak bu geri geldi. Bunun bir kısmında Ankara'nın istediği talepler var genel perspektifte. Bunu diyoruz burada ne yapmamız lazım? Beraber uygulamamız lazım. Çünkü talep eden, isteyen, yazan sizdiniz. Beraber bunu yazdık, gönderdiysek o zaman uygulamakla beraber yapmamız lazım. Bu neyi sağlıyor? İnsanlar istedikleri, yazdıkları, talep ettikleri şeyler geri gelince uygulamada daha rahat oluyor. Zorla hani ya sen şu yöne git dememiş oluyoruz. Bu anlamda yerelden genele doğru, alttan tabana doğru bir bilgi birikim ağıyla Türkiye'nin geleceğini, kalkınmasının modellerini ortaya koymuş oluyoruz. Bir anlamda da bölgenin geleceğini şekillendirmek oluyor. Oluyor ama beraberce şekillendiriyoruz. Evet. Yani biz kalkınma ajansı olarak da yaşayan herkesin katkısıyla. Şehirde yaşayan herkesin çeşitli vesilelerle dışarıda konuştuk mesela. Bir sürü aktivite yapıyoruz biz. Odamızda, borsamızda, üniversitemizde, muhtarlarımızda, STK'larla vesaire. Bütün kurum ve kuruluşlarla, kamu kurumlarıyla biz birçok proje geliştiriyoruz. Projelere destek veriyoruz. Maddi ve manevi bilgi birikimimiz var. Bizim yaklaşık 40 tane uzman arkadaşımız var. Bunların birçoğu yurt dışında, ben dahil Amerika'da, Kaliforniya'da master yaptım, geldim. Evet. Oradaki programları, kalkınma modellerini gördük. Sonra burada gördük. Bütün bunları uzman arkadaşlarımızla, şehircilik uzman arkadaşımızla, sosyologumuz var, psikologumuz var, makine mühendisimiz var, bütün branşlarda arkadaşlarımız var. Bunlarla biz bölgede yaşayarak, oturarak, alışveriş yaparak, ziyaretler yaparak, ya bölgeyi hissediyor, o şehri hissediyor, mahalleyi hissediyor. O yönde projeler. O yönde proje geçme noktasında beraber karar veriyoruz. Karar verdiğimiz şeye diyoruz ki arkadaş karar verdiysek beraber uygulayalım. Ama uygularken ne lazım? Para lazım. Bende biraz para var. Siz de verin. Beraberce bu işi yapalım. Hem bilgimi koyayım ortaya. Ben kalkınma ajansı olarak. Hem becerimi koyayım. İş yapma kapasitemi ortaya koyayım. Paramı da ortaya koyayım. Siz de karşı taraf olarak siz de koyun. Beraberce Edirne'nin kalkınması için belediye başkanımızla aynı şeyi yapıyoruz. Valimizle aynı işi yapıyoruz. Odalarımızda, borsalarımızda, STK'larla aynı paralelde, aynı düşüncede beraberce işbirliği içerisinde yapıyoruz ki eğer yapılırsa beraber ne olur? O zaman geleceğe dönük sahiplenme oluyor. Yoksa yani kalkınma ajansı olarak ben veya devlet ya işte parasını da verip, pulunu da verip her şeyi verdiği zaman o zaman etkisi olmuyor. Ama projeyi yapanı da işin içine dahil ederek daha sahiplenmesine yol açıyoruz diyorsunuz. Ve sürdürülebilir bir kalkınma modeline. Evet. Çünkü bizim esas biliyorsunuz Türkiye'deki sıkıntımız herkesin projesi vardır. Ve bir işe başlanır ve genelde de yolda kervan düzülür. İlk baştan çok planlama yapmayız. Daha sonrasında planlayamadığımızdan dolayı bu hevesler, istekler belli bir zaman sonra ortadan kaybolur. Ve kurulan şirketler, dernekler, vakıflar vesaire şeyler 3-5 sene, 10 sene, 20 sene sonra maalesef kaybolup gidiyor. O yüzden diyoruz ki biz bir işi beraber tasarlayalım. Beraber maddi manevi ortak olalım. Ve bunu sürdürülebilir. Yani 20, 30, 40 yıl sonrasının hesabını şimdiden yapalım.
beraber yazalım. Uygunsa yapalım. Değilse tamam değil diyelim bırakalım. Yoksa milletin ve devletin parasını heba etmenin bir esprisi yok. O yüzden kalkınma ajansı olarak işte burada biz Türkiye'ye, Trakya'ya, Edirne'ye bunu öğretiyoruz. Diyoruz ki eğer bir iş yapacaksak ne işler yaparsam. Birlikte planlayalım. Planlayalım ama sürdürülebilir olsun. Hani ne olur yani kervan yolu düzmeyelim. Gelin bunu en baştan nasıl Alman, bir Amerikalı 20 yıl sonra yapacağı bütün şeyleri planlayıp hesap edebiliyorsa biz de bunu yapabiliriz. Evet. O yüzden gelin bunu planlayalım. Hani birilerinin böyle ben çekildiğim zaman sistem çökmesin. Ben yoğum dediği zaman bu işte o kurum kuruluşlar yani, gitmesin. Kurumsallaşmaya da ön plana çıkarmış. Kurumsallaşmaya, planlamaya, beraber iş yapmaya, birlikte iş yapmaya çok önem gösteriyoruz. Ki Türkiye'nin de ihtiyacı olan şey bu. 2015 yılında Trakya Kalkınma Ajansı kaç projeye destek verdi veya kaç milyon TL'lik bir yatırım programı açıkladı? Geçen sene biz 16 milyon TL destek verdik. Mali destek programlar çerçevesinde. Bugün de günümüz maddesi olan, yani konumuz mali destek programları. 2016 yılı mali destek programları. Geçen sene sırf bu programa yönelik, desteklere yönelik 16 milyon TL. Kaç projeye dağıtıldı acaba bu miktar? 370 tane proje geldi bize. 62 tane projeye destek verdik. Bunların içerisinden mesela Edirne'de OSB'miz var. Evet. Organize Sanayi Bölgesi var. Arıtması eksikti mesela. Arıtmasına destek verdik. Edirne'de mesela Edirne Belediye'mizin bir başvurusu vardı. Müze. Tarihi bir binayı alıp müze yapacaktı. Evet. Beraberce Hafıza Konağı. Hafıza Konağı'nı beraberce müze yapacağız. Arkasından yine özel sektörden firmalarımız var. Onlara destek verdik. Mesela Edirne Osmanlı'nın 80-90 yıl başkentini yapmış bir başkentimiz, şehrimiz. Osmanlı'nın burada bir sürü izleri var. Mesela saray mutfağını burada canlandırmak istiyorduk. Proje geldi mesela teklif ettik. Proje geldi. Ona destek veriyoruz gibi. Milli eğitimden tutun STK'lara kadar. Mesela yine güzel bir örnek. Esnaf ve sanatkarlar odasıyla beraber İşkur ve diğer milli eğitimle beraber işbirliği içerisinde bir merkez kurduk. O merkezde tekstil atölyesi kurduk ilk başta. Onunla başladık. Daha sonra bunu devam ettireceğiz. O tekstil sektörüne ilgili gidildi firmalarla anlaşıldı. A, B, C burada Edirne'de firmalar var, tekstil firmaları var. Dedi ki biz bir tane merkez kurmak istiyoruz. Burada kadınlarımızı, kızlarımızı, erkeklerimizi eğitmek istiyoruz. Eğitilen bu insanları size başvuru yaptırıp iş vermek istiyoruz. Dedik proje yaptırdık beraber. Burada her ay 40-50 tane arkadaşımız, kızımız, gencimiz eğitim alıyor ve firmalara bunlar gönderiliyor. Yani iş garantili eğitimler veriyoruz. Evet. Gibi buna benzer birçok projeye destek verdik. Az önce yapmış olduğunuz açıklamada şu ayrıntı dikkatimi çekti. Trakya Kalkınma Ajansı sadece ekonomik kalkınmaya mı destek verir? Mesela belediye ile alakalı bir proje söylediniz. Kültürel bir kalkınma. OSB'deki atık. Altyapı projesine. Atık ve atık altyapı olarak altyapı çevresel bir kalkınma. Yani sadece ekonomik bazlı değil mi Trakya Ajansı'nın? Çünkü burada ekonomiden ziyade daha farklı yani kültürel ve çevresel kalkınmaya da destek var. Tabii eğitime de destek veriyoruz. Yani eğitim insandan başlar. İnsana da eğitime noktasında destek veriyoruz. Biz milli eğitimden yani eğitimden tutun sağlığa kadar, sağlıktan tutun üniversiteye kadar, üniversiteden valiliğe ve belediyeye kadar bütün bu kurumlarla ve kültürel, sosyal, iktisadi bütün bu alanlara destek veriyoruz. Peki ama bu tek şartımız 16 milyonun mutlaka şey olması lazım. Bir yönünün mutlaka Edirne halkına bir fayda olması lazım. Evet. Mesela Edirne müze yaptık. Müzenin tarihi bir şey. Bunun yani tamam Edirne Belediyesi'ne bir müze yaptık, kazandırdık. Tamam müze ne iş yapacak? Bunun bir sosyal boyutu olması lazım. Ne var? Gelen turistler ne yapıyor? Bir müze arıyor insanlar. Müzede yerli yabancı. Edirne'nin kent hafızası olan bir müze arıyorlar, gezmek istiyorlar. Sonra her kentin bir müzesi olması lazım sosyalleşmesi noktasında. Bu anlamda biz kültürden sosyale, sosyalden eğitime, eğitimden iş ekonomisine kadar bütün alanlarda destek veriyoruz. Peki bu 16 milyonun Edirne payı nedir? Biz pay dağıtmıyoruz. Bu anlamda 3 ilimiz var. İllerinde Keşan'dan tutun İpsala'ya kadar, oradan bir uzun köprüye kadar birçok ilçesi var. Sadece Edirne merkezi düşünmeyin. Edirne'ye baktığınızdan diğer ilçelerle beraber. Bütün Edirne ilçelerden merkez ve ilçeleri olarak dağılım yaptığımızda sene sene değişiyor. Sonra biz diyoruz ki burası bir açık
piyasa gibi. Paramız bu diyoruz. Projemizin başlıkları örnek vermişti. Yenilikçi girişimcilik üzerine iktisadi kalkınma özel sektörde başvurmak isteyenler iktisadi kalkınmaya başvursunlar diyoruz. Mesela sosyoekonomik kalkınma programı var mesela. Valilikler, belediyelikler, muhtarlar bunlara başvurabiliyorlar. STK'lar bunlara başvurabiliyorlar. Yani STK'lar burada mesela bizim Roman kardeşlerimiz var. Ciddi boyutta. Roman kardeşlerimizin dezavantajlı gruplar, dezavantajlı gruplara, kadın girişimcilerimize, kadınlarımıza, gençlere yönelik dediğiniz gibi dezavantajlı gruplara sosyoekonomik kalkınma modeli uyguluyoruz. Onlar buna geliyorlar. Diyoruz ki biz açık, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ, herkes diyoruz ki bizim paramız bu, modellerimiz bunlar. Küçük ölçekte altyapı, dediğimiz gibi OSB'lerin, KSS'lerin altyapı projelerine, arıtmalarına, elektrik altyapılarına destek veriyoruz. Hangi OSB gelirse, hangi dernek gelirse, hangi valilik ve belediye gelirse, proje getirirse kapımız açık. Kapımız açık. Edirne diyorsa ki ben gelmek istemiyorum. Olabilir. Gelmeyebilirsiniz. Kırklareli alır. Kırklareli gelmek istemiyorsa, yani az proje getirirse bu projeyi Edirne kapar. Ama genelde Edirne'nin durumu iyi. Edirne gerçekten hani bölgemizde proje mantığı açısından, proje yapma mantığı açısından valilik, belediyemiz, ondan sonra odamız, borsamız gerçekten bu anlamda çok ciddi şey var. Mesela Edirne Belediye'mizin bize borcu vardı. Bizim de bir kuralımız var. Borcu olan proje yapamaz. Borcu olan proje yapamaz. Yani bize ufak da olsa destek veriyorlar. Bizim amacımız şu. Yani belediyelerden, valiliklerden, böyle kurumlardan, odalardan, borsalardan bizim yönetim kurulayımız onlar. Onlara ufak tefek böyle pay alıyoruz. Para alıyoruz. Bütçemizi aktarıyoruz. Edirne Belediyesi bu borcu ne zaman ödedi acaba? Şimdi Edirne Belediyesi bizim kurulduğumuz günden bu yana bize borcunu ödemediğinden dolayı. Ödemediği için de proje yapamadı. Proje yapamıyor. Kaç yıl boyunca proje yapamadı? 5 yıl boyunca yapamadım. 5 yıl boyunca. Yani 5 yıl boyunca ortalama 15 milyondan 75 milyon dağıttınız. Edirne bir kuruş alamadı. Tabii daha 20 verdiğimiz var, 25 yani verdiğimiz var. Ortalama yaptığımız. Yani peki 100 milyonu bulur. 100 milyon destek verdik. Buna hiç para alamadım. Şimdi alamamıştı. Geçen sene işte Recep Başkan'la yaptığımız mutabakat çerçevesinde Ankara'ya beraber gittik, konuştuk. Borcu taksitlendirerek. Borcu taksitlendirelim dedik. Torba yasaya belediyelerin borçlarını yapılandırması noktasında kalkınma ajanslarına madde koydurduk. Sağ olsunlar meclisten geçirdiler. Ve Edirne Belediyesi bize gelerek destek alır hale gelmiş oldu. Şey yaptık, taksitlendirdik ve her yıl belli bir miktarda parasını ödüyor ve biz destek verebiliyoruz. Bu kapsamda mesela dedim bir tane müze projesi geçirdi. Ve bildiğiniz belki biraz sonra değineceğiz. Bizim bu şu anki bahsettiğimiz bu güdümlü projelerden farklı olarak aynı zamanda güdümlü proje dediğimiz özel proje geliştiriyoruz. İllere özel, onların ihtiyaçlarına özel büyük bütçeli 10 milyon TL'li 15 milyon TL'li projeler geliştiriyoruz. Evet. Mesela işte Edirne Belediyesi geliştirdiğimiz ortağı olarak Edirne Belediyesi, Edirne Valiliği ve Kalkınma Ajansı üçümüz beraber Kırkpınar alanının yeniden düzenlenmesi, etrafının o hani o panel zamanında daha düzgün olsun diye evet. İşte Sultanlar Yolu, Kırkpınar Pehlivanlar Yolu yapacağız. Oraya alt tarafına müzeler yapacağız. Yöresel ürünlerin satış büfeleri yapacağız gibi. Ya kapsamlı bir kapsamlı proje. Kapsamlı ve yanında biliyorsunuz şey var. Tunca Meclis Nehri taştığı zaman oraya su basıyor. Evet, taşkın sahası olarak. Taşkın sahası. Onu engellemeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Nehirlerin ıslahı da var projede. Nehirlerin ıslahı da var. Ve oraya küçük bir gölet yapacağız. Tam Kırklareli alanının tam köşesinde bir tane gölet yapacağız. Bu gölette insanlar akşamları ve hafta sonları gelecekler. Yürüyüş yapacaklar. Çok büyük bir gölet yapılacak. Bunun bedeli 10 milyon TL. Bunu beraber geliştirdik. Mesela Edirne Belediyesi beraber. Mesela bu parayı almaya hak kazandı mesela Edirne Belediyesi. Eğer borcunu ödemeseydi bunların hiçbirinden istifade edemeyecekti maalesef. Ama sadece belediye, ama valilik alabilir, dernek alabilir. Ya borcu olmayan, kurumlar alabilir ya, onda sıkıntı yok. Bir de şunu sormak istiyorum. Bu yıl 16 milyon bedelli bir bütçeniz var. Bu 16 milyonun veya geçtiğimiz yılki 15 milyonun kamu ve özel sektör dağılımı nasıl acaba? Çünkü genelde projeleri hep kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik olanlarını saydınız. Özel sektör, yani ülkenin dinamizmini sağlayan, katma değer sağlayan bir özel sektör var. Özel sektörün Trakya Kalkınma Ajansı ile olan ilişkisi ne boyutta acaba? Şimdi biz dediğim gibi 15 milyon TL'nin %20'sini kamu sektörüne, yani valiliklere veya milli eğitim gibi, kaymakamlıklar gibi projelere veriyoruz. %80'ini de özel sektör veya özel sektörün bağlı olduğu
OSB'ler mesela onları yenisini alıyor. Onların altyapılarına veriyoruz. Mesela diyelim bir arıtma yapıyorsunuz 1 milyon TL. Ve elektrik altyapısı yapıyorsunuz 1 milyon TL. Biz özel sektör temsilcilerine veya onların bağlı oldukları küçük sanayicilerine veya OSB'lere altyapı yatırımına destek veriyoruz. 15 milyon TL'nin geçen sene %20'si kamu kurumlarına gitti. %80'i özel sektör veya onun bağlı oldukları kurumlara gitti. Evet, bu önemli. Edirne OSB, Kıtırlı OSB, Hayrabolu OSB, Malkara OSB gibi Ergene 1 OSB var. Bunların biz altyapı çalışmalarına destek verdik. Bir de yıllardan beri hep dile getirilen bir konu var. Size hem sistem hem serzenişte bulundular Edirne'den. Trakya Kalkınma Ajansı'nın genel merkezi Tekirdağ'da olduğu için genellikle Tekirdağ'da üretilen projeler ajanstan daha fazla geçtiğine dair iddialar var. Edirne projelerden yararlanamıyor çünkü ajans Tekirdağ'a öncülük sağlıyor gibi. Bunun aslı astarı var mıdır? Ne dersiniz? Şimdi Mehmet Bey, aynı şey Tekirdağ'da Dele Su İşleri Genel Bölge Müdürlüğü'nün Edirne'de olmasından dolayı bütün Dele Su İşleri'nin yatırımlarının Edirne'de yapıldığına dair bir evham var. Evet. Ve diyelim mesela başka bir genel müdür, Karayolu Genel Müdürü diyelim, başka bir genel müdür de burada. Onlar diyorlar ki bütün yatırımlar buraya gidiyor diyorlar mesela. Aslında böyle bir şey yok. Ne Karayolları Müdürlüğü, ne DSE Müdürlüğü, ne de Kalkınma Ajansı yaptığı yatırımları benim merkezim burada diye. Peki rakamlar da bunu söylüyor mu acaba? Bu söylüyor. Ne oldu bizim, yani dediğim gibi açık ve şeffaf proje başvuruları orada. Kazananlar belli. İnternette yayınlıyoruz. Kimlerden kazanmış hepsini yayınlıyoruz. Bu anlamda biz Edirne'ye sen gelme, yani sen az başvur, sen çok başvur, yani sen çok başvurduğundan dolayı sana hani daha Tekirdağ sen daha az başvurdun, seni destekleyelim diyemeyiz. O zaman şeffaflık olmaz, o zaman rekabet olmaz. O anlamda biz kimle başvurursa başvurusu gelir, incelemeler yapılır. O da bizim dışımızda. Yani bağımsız değerlendiriciler yani var. Böyle bir eleştirinin haklılık payı yok diyor. Yok, sonuçta dediğim gibi o tabii doğal olarak insanlarda böyle bir şüphe olabilir. Yani Tekirdağ merkezi orada olduğundan dolayı. Ama şunu kabul etmek lazım. Yani Edirne'nin nüfusu 400 bin civarında. Tekirdağ nüfusu yaklaşık 950 bin civarında. Yani baktığınız zaman sanayi kenti, yani baktığınız zaman ciddi bir sanayi var orada. İstanbul çok yakın. O anlamda bir potansiyel var. Hani olabilir. Şimdi nüfus iki kat olan bir yerde takdir edersiniz ki proje sayısı fazla olabilir. Yani doğru mantık kurduğunuz zaman buradan 10 proje geliyorsa oradan 20 proje gelmesi mantıken doğru olabilir. Tabii sayısal olarak aynı yere. Çünkü 1 milyon insan yaşıyor yaklaşık. Yani 1 milyon insan yaşadığı yerdeki proje sayısıyla ve firma sayısıyla, Edirne'deki firma sayısını baktığınız zaman firma sayısı Tekirdağ'ın onda bir kadar. Buradan özel sektörden gelen proje sayısı doğal olarak yapacak bir şey yok. Ama mesela diyelim biz şey yapmıyoruz bu anlamda, hani kimse ayırt etmiyoruz. Ama sonuçta herkes kendi potansiyelini ortaya çıkartması noktasında Edirne bir turizm kenti, başkenti. Bu alanda yoğunlaşıyor. Mesela genelde Edirne daha çok sosyal ve turizm alanında. İsterseniz o konuya girmeden, çünkü sizi her zaman bulma şansımız yok. Genel merkeziniz Tekirdağ'da olduğu için bir araya gidelim. Aranın ardından turizm konusuyla devam edelim. Tamam. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından tekrar birlikteyiz. Kısa bir aranın ardından tekrar birlikteyiz. Konuğumuz Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin. Mahmut Bey, son olarak turizm demiştik. Edirne turizm bölgesi. Peki Edirne turizm anlamında ne kadar katkı aldı bugüne kadar? Demek ki genelde hani her ilin kendine bir potansiyeli var. Ne diyeyim, Tekirdağ sanayisi daha fazla gelişmişken, Kırklareli'nin turizm, işte biliyorsunuz Demirköy'ü var, Enes Kıyıköy'ü var, İğneadası var vesaire, ormanlar çok meşhur mesela. Tekirdağ Edirne'nin de tarihi bir kent olması kimliğinden dolayı ciddi bir turizm potansiyeli var. Tarım potansiyeli var. Genelde mesela tabii doğal olarak başvurular da bu anlamda geliyor. Çoğunlukla
Tabii ki dediğim gibi OSB'lerin, KSS'lerin ve sosyal projelerin geldiği de mutlaka var. Bu anlamda hani diyelim 5 milyon TL, 6 milyon TL biz destek veriyorsak, Edirne destek veriyorsak bunların %50'si tarım, tarımsal sanayi ve turizm anlamında. Tarih eserlerin restore edilmesi, müze haline getirilmesi veya restoran olarak açılması veya otel mesela. Burada birçok otel biz destek verdik. Restore ettiler, otel olarak açtılar gibi. Bu alanda birçok sosyal proje veya kültürel proje geliyor. Bu da ne yapıyor sonuçta? Turizm etkiliyor. Turizm demek, ekonomi demek. Her gelen turist ekonomi sağlıyor. Bu anlamda tabii ki Edirne'nin biz başka alanlarda da dediğim gibi üniversitesiyle, sanayisiyle, valilik ve belediyesiyle farklı alanlarda işbirliğine gidiyoruz. Bir de biz kalkınma ajansı olarak evet Berlin kendine göre bir geçmişten gelen potansiyeli var. Edirne'nin potansiyeli bu anlamda tarih, turizm ve tarımla ilgili ise olması hasebiyle bir gücü olsa da zayıf yönlerini tespit ederek beraberce belediye başkanı, valisi, muhtarı, STK'sı hep beraber oturuyoruz. Diyoruz ki Edirne'nin zayıf yönleri nelerdir? Bir de bunların üzerine proje yapalım. O zayıf yönlerini ayağa kaldırma anlamında mı evet. Bu toplantılar yapılıp yani belirli projeler aralık veriliyor? Evet, özel proje yapıyoruz. Diyoruz ki mesela bunlar da özel proje yapalım. Yani hangisi zayıf alan neresiyse bu zayıf alanda biz mesela burada genelde Edirne Türkiye'deki istatistiklere bakıldığı zaman hemen hemen en az doğum oranı olarak en az illerden bir tanesi. Hemen hemen en yaşlı nüfusa sahip illerden bir tanesi. Türkiye ortamına baktığımız zaman yaşlı bir nüfusa sahibiz ve doğum oranı çok düşük. Gençlerimiz burada kalmak istemiyorlar. Sanayi fazla olmadığından mesela dolayı. Mesela ben şunu sormak istiyorum. Edirne tarih kenti. Kaleiçi bölgesi var. Kaleiçi'nde onlarca tarihi konak var. Trakya Kalkınma Valilik olabilir ve Valilik Belediye birlikte kalkınma ajansıyla bir proje yapması halinde o kale içindeki tüm tarihi yapılar ayağa kaldırılamaz mı? Yani özel bir projeyle. Ama ona çok ciddi bütçe yani o baktığınız zaman yaklaşık 150-200 milyon TL bütçe gerekir. Yani 70-80 yani milyon dolar kalkınma ajansının bizim aşan bir konu. Aşan bir konu. Ama ne yapıyoruz? Biz oradaki bir konağı restore ettiriyoruz. Daha lokal işler. Yani amacımız tabii ki bizim Mehmet Bey yani böyle 100 milyon 200 milyon TL bizim bütçemiz yok maalesef. Ama biz öyle bir iş yapmak istiyoruz ki bu iş kale içinde bir tarihi alalım. Beraber restore ettirelim. Özel şirket olabilir. Özel şirket satın alıyor, bize geliyor, restore ettiriyor, otel yapıyor. Biz örnek, rol model olabilecek işler yapalım. Bunları halka gösterelim, insanlara gösterelim. Emsal teşkil etsin. Onlar da bu işe girsin. Yoksa yani kale içini, arkasından başka bir yeri durmadan devletin parası bu işi yapmamız imkansız. Ama biz öyle bir iş yapalım ki yapılan işle insanlar para kazandığını görsünler. Diğer yatırımcılar da kale içinde örnek verdiniz mesela. Onlar tarih eser alsınlar. Onlar kısmen bizim desteklerimizle, kısmen kendi destekleriyle, paralarıyla oraya otel yapsınlar, restoran yapsınlar, ekonomi kazandırsınlar. Bu anlamda yani biz iki tane, üç tane rol model belirleyelim. Onlara destek verelim, yardımcı olalım. Ama halkın kendi kapasitesiyle, yardımıyla yatırımcılarımız bu işe girsin. Çünkü kimse mesela risk alıp da kale içinde veya başka bir yerde ya otel yapsa tutar tutmaz mı diye tam bilemiyor. Bu yüzden kimse yatırım yapmıyor. Biz diyoruz ki bu riski alalım biz beraber. Paranın kısmını ben vereyim, biraz sen ver. Bu riski al. Yani siz aslında ve risk ortakları arıyorsunuz bir anlamda da. Arıyoruz ve bu işin yapılabilirliğini insanlara göstermek istiyoruz. Görünce herkes diyor ki ya demek ki bak bu iş yapılabiliyormuş. Ben de gireyim o zaman diyor. Bu anlamda insanların girmek istemediği, giremediği, zorlandığı alanlarda çünkü buna bir kurumsal kapasite gerekir, bir bilgi gerekir. Bunları da verdiğimizden dolayı biz o insanları heyecanlandırıyor, vizyon çiziyoruz. Bak böyle yaparsan buraya gider diyoruz. Dediğimizden dolayı çizdiğimiz vizyon çerçevesinde yatırımcılarımız buraya gittiğinden dolayı ve riskin de hem maddi hem manevi olarak paylaştığımızdan dolayı adam proje yapıyor mesela. Boş bırakmıyoruz, beraber yapıyoruz. Yani süre, inşaat süresi 12 ay boyunca örnek veriyorum. Ben bir adam atıyorum. Her kademede birlikte izliyorsunuz. Beraberiz. Yatırım bitinceye kadar, bittikten sonra diyoruz ki inşaat yapılıyor. Yani beraber yapıyoruz. Az önce dediniz ki özel sektörün payı %80, kamu kurum ve kuruluşlarının %20. Yani burada 100 kişiden 80'i sizi takip ediyor. Yani özel sektör anlamında. Peki siz özel sektör temsilcilerini, kamu kurum ve kuruluşlarının özel büroları var, takip eden elemanları var. Projeleri rahatlıkla
size getirip ve proje aşamasında da rahatlıkla sonuçlandırabiliyor. Peki özel sektörde işini büyütmek isteyen veya yeni bir proje yapmak isteyen işveren nasıl bir yol izlemeli? Aslında merak edilen soru bu. Nasıl nereden başlamalı? Nereden başlamalı? İlk önce bir işi olması lazım, bir projesi olması lazım. Tabii şunu karşılamamak lazım Mehmet Bey. Ben buna seslenmek istiyorum iş adamlarımızda, KOBİ'lerimizde, esnaflarımızda. Biz kalkınma ajansı olarak devletin bize biçtiği roller var, modeller var, yap dediği işler var. Biz kalkınma ajansı olarak tabii iş dünyasının üretim noktasında, üretim odaklı büyüme noktasında yardımcı oluyoruz. Ama büyürken de diyoruz ki sen şu bardağı daha önce üretiyorsan, ben esnafım, sanayide veya OSB'de bir yerim var, 50 kişi çalıştırıyorum, biraz kendime bir üretimlerim var. Şu bardağı üretip satıyorum tüm Marmara'ya veya Edirne'ye. Ben büyümek istiyorum diyen arkadaş gelip de ya ben işte bir makine hattı da alırsam, paketleme tesisi alırsam ben 100 birim üretirken 200 birim üretmek istiyorum, üretebilirim. İşini büyütmek istedim. Diğer arkadaş bana gelmemesi lazım. Çünkü diyor ki devlet, eğer sen böyle bir insansan, böyle bir yatırımcıysan, Halk Bankası'nın bu anlamda düşük faizli veya sıfır faizli desteği var. Sen oraya git diyor. Ne diyor? Eğer sen kalkınma ajansına gitmek istersen, bu bardağı ben diyorum ki üretmek istiyorsan, evet doğru, ciroyu artın, istihdamı artıralım beraber. Ama bu bardağı öyle sen bir şekil yap ki, bir dizayn ver. Yani kimse de olmayan bir şey getir. Yani Edirne'de üretilmesin bu iş. Bir inovasyon kat, bir arge yap. Şeklini değiştir, şemalini değiştir. 1 liraya satıyorken bunu 2 liraya sat. Ve şeklini değiştir, işlevini biraz değiştir. Ve ben bunu tüm Tekirdağ, tüm Trakya'ya, hatta İstanbul'a, arkasından da öyle hedefim var. 3. senenin sonunda Avrupa'ya satacak hale geliyorum demesi lazım. Denen işte biz varız. Teknoloji ve inovasyon demişken bu anlamda hangi projelere destek verdiniz? Yani size projeye getirmeye niyetlenen insanlara da emsal teşkil etmesi anlamında ne gibi projeler geldi mesela size, örnek verebileceğiniz gibi? Değil mi? Çok alanda, daha çok böyle makine, kimya alanında, üretim alanında firmalarımız dediğim gibi daha çok bu mesela geçen mesela şey var, Çorlu'da bir tane firma vardı, Edirne'de var gerçi de, firmalarımız otobüs firmalarına fren kulüpleri üretiyor. Bunu üretirken bunun büyük bir çoğunluğunu diyelim 5 parçadan oluşuyor. 5 parçanın 4 parçasını yurt dışından getiriyor, ithal ediyor. 1 parçasını kendisi takıyor. Kendi ki ben bu 4 parçayı üretecek makine ekipmanı alırsam ithalatı azaltacağım ben. Almayacağım ithalat, yapmayacağım. Ama bu teknoloji bende yok. Almam lazım. Ve eğitim almam lazım dedi. Biz de başvurdu, biz de kabul ettik. Ve şimdi o insan, o firma ithalatı kesti. Makinesini aldı, ekipmanını aldı. Fren sistemlerini kendisi üretiyor. Ne olmuş oldu? Böylece biz yerli üretime destek vermiş hem olduk. Hem bölge hem ülke ekonomisine. Hem ülke kazanmış oluyor. İthalatı azaltıcı. İstihdamı artırmış oldu makine ekipman aldığından dolayı. Tabii. Ve ne olmuş oldu? Bu anlamda bölgemizdeki bir yatırımcımız tüm Türkiye'ye yerli üretimle fren kulüpleri sistemini satıyor. Bu anlamda illa yeni ürün olmayabilir. Ama burada üretilmiyorsa bu ürün, Avrupa'da üretiliyor ama burada üretilmiyor. Eğer sen bunu üretebiliyorsan düz gel bunu yapalım. Veya bu iş mesela Ankara'da yapılıyor, bir tane adam yapıyor. Ama Edirne'de yani, veya Tekirdağ'da yok. Burada yoksa tam diyoruz yani bölgemiz kazansın diye. Bölgemizdeki bir iş adamımız gelsin bunu buradan üretsin, o tüm Türkiye'ye satsın. Yani Ankara'da firma satacağına, İzmir'li firma satacağına, benim de Edirne'li firmam burada bunu üretsin, satsın. Biz de destek olalım. Ama yani klasik, standart, ben mesela marangoz haneyim var, işte bir de büyük atölyem var veya başka firmam var. Hani işimi büyütmek istiyorum diye bana geliyor, ne yapabilirim? Ben değil mi? Yani Sayın Esnaf Ahmet abi. Yani diyoruz devletin bu alanda sen işini büyütmek istiyorsan, ciron artırmak istiyorsan de Halk Bankası vasıtası sana kredi veriyor. Onun adresi siz değilsiniz. Ama biz onun muhatabı biz olamıyoruz. Ama diyorum ki sen üreteceğin üründe burada üretilmeyen, Edirne'de üretilmeyen ve ürettiğin zaman da tüm Türkiye üretebilecek kapasitede, çapta, esnafta kaliteli bir şey yapabiliyorsan o zaman biz sana destek verelim. Evet. Çünkü ben verdiğim paranın özel sektöre, yani bu iktisadi kalkınma dediğimiz bu sektörde paranın %50'sini veriyorum ama verdiğim parayı hibe veriyorum. Bir daha artık geri almıyorum parayı. Almadığımdan dolayı o yüzden yani bugün babası bile oğluna yani 500 bin TL ben para veriyorum. Hibe verdi. Yani 500 bin TL'ye karşılıksız kim kime verir ki bugün? Yani bütün kurumlar, yani dedim babası oğluna bile para verirken hani belki 50 bin lira 10 bin lira verir de 500 bin TL'ye para verirken bir daha bunu verme arkadaş diyen
yoktur. Babası bile sorar yani bir şey yaparken. Biz o yüzden diyoruz ki madem biz 500 bin lira 600 bin lira karşılıksız sadece yeter ki o Edirne'li firmamız iş yapsın, teknolojik bir iş yapsın, burada üretim yapsın, ihracat yapsın, ithalatı azalsın, ne bileyim istihdam sağlasın diye veriyoruz. Sırf bu yüzden veriyoruz. Yoksa niye vereyim o kadar para, niye o kadar para versin yani bedava 500 bin TL al parasını harca yani. Derken bunun bir karşılığı olması lazım. Karşılığı da bir katma değer olması lazım. Kalkınmayı hedefleyen herkese kapımız açık. Açık. Destek de var diyorsun. Destek de var diyoruz. O anlamda ama tabii ne yapıyor? Şimdi geliyor arkadaş Ahmet abi yazıyor projesini. Diyor ki bu karşılaştık. Biz dedik ki madem Ahmet abi OSB'de 10 tane 15 tane adam var. Kendisi ne yapsın? İşi başından aşkın. Proje yazılamıyor. Bir tane muhasebecisi ve elemanı var. Diyorsun Ahmet abi sen gelemezsen bile sen adamını gönder. Biz o arkadaşa eğitim verelim. Proje nasıl yazılır? Nasıl formatta yapılır? Neye dikkat edilir diye biz o arkadaşa 3 gün 4 gün eğitim verelim diyoruz. O konularda ve bu kapsamda destek alıyorsunuz. Yani. Bütün ilçe ilçe bakın internet sitemizde vardır. www.trakyaka.org.tr'den 2 ay boyunca bu proje yazma eğitimlerini biz veriyoruz. İlçe ilçe. Keşan'dan Süleyman'a, Edirne Merkez'den Uzunköprü'ye, Çorlu'dan Lüleburgaz'a kadar bütün ilçelerimizde Köylü Fatma abla dernek kooperatif kurmuş, çilek üretiyor. Ama kendisi tam şey yapamıyor. Hani proje yazamıyor. Nasıl yazsın Fatma abla? Diyoruz ki Fatma abla sıkıntı yok. Gel biz sana eğitim verelim. Karakam'la seni buluşturalım. Sana destek versin. Sana biz nasıl proje yazılır? Nasıl sana bunu öğretelim? Böylece bir yandan Köylü Fatma ablaya Esnaf Ahmet abiye eğitim yoluyla insanlara düşünme yeteneğini yani yapacağı işi yapacağı yatırımı kitaba dökmeyi öğretiyoruz. Dediğiniz gibi valiliğin, belediyenin veya büyük firmaların hani kurumsal kapasitesi olan firmaların parası var ve danışman tutuyor, yazdırıyor. Veriyor 10.000 TL, 5.000 TL, 1.000 TL tam bilmiyorum. Ama o imkan olmayana da imkan olmayanlara diyoruz ki biz eğer bu imkanınız yoksa paranız yoksa diyoruz ki bir adam verin. Bu adam sizin adamınız olsun. Biz bu adamlara kalkınma ajansına nasıl eğitim yazılır diye şu gün şu saatte örnek veriyorum şu adreste eğitim vereceğiz. Herkes buraya gelsin diyoruz. Sonra dedi ki Ahmet abi ve Köylü Fatma abla kooperatif var ya aldır eğitimi. Biz bununla karşılaştık. Sonra dedi ki ben öğrendim diyor Mahmut Bey. İşi öğrendim ben yazmayı öğrendim diyor. Ama ilk defa yazdığım için diyor tam net bilemiyorum diyor. Yazmaya başlıyor şimdi. Proje yazıyor. Bir tıkanıp kalıyor. Öteye gidemiyor. Dedi ki tamam Ahmet abi sen üzülme. Biz sana yine bu proje bize teslim etmeden önce biz direkt destek olamıyoruz. Yani sana çünkü parayı veren biz olduğumuzdan dolayı bağımsızlığımızı koruyalım diye direkt size gösteremiyoruz. Bak yanlış yapmasın diyemiyoruz. Ama bir tane A firması anlaşıyoruz. Diyoruz ki sen git bizim adımıza. Nerede yanlış yapmışsa bu Ahmet abiye uyar. De ki bak burada bu yanlış yapmışsın. Burada bu doğru yapmışsın. Bunu düzelt bunu böyle yap. Diye o insanlar yani teknik yardım masası kapsamında Ahmet abiye Fatma ablaya yol gösteriyor. Ve böylece projesini tamamlamama şansı veriyor. Böylece dediğiniz gibi yani 100 tane proje geldiği zaman 500 tane proje geldiği zaman valinin projesiyle Fatma ablanın projesi ve belediye başkanının projesiyle veya büyük firmaların kumsal kapasitesi var. Danışmanın yazdığı projeyle Köylü Fatma ablanın Esnaf Ahmet abinin projesi aynı seviyede olmuş oluyor. Yatırım destek ofisleri bu anlamda o Fatma ablamıza destek olmuyor mu? Her ilde bulunan. İşte o teknik yardım masasında dedik ya eğitim verirken arkadaşla beraber firma da bulunuyor. Orada gözlemci oluyor. Yani firma işini yapıyor mu? Köylü Fatma abla neleri soruyor? Diyelim ona sorduğu sorular var. Bize sorduğu sorular var. Yatırım destek ofislerindeki Edirne arkadaşlarımız Edirne merkezde, Uzunköprü'de, Süloğlu'nda, Keşan'da, İpsa'da verilen bu eğitimlerde arkadaşlarımız başında bulunuyor bu eğitimlerin. Onların soruları varsa onları gideriyor. Bu anlamda yatırım destek ofisi işte destek verme noktasında bütün 3 ay boyunca, 2 ay boyunca bütün ilçeleri beraber geziyorlar. Veya aynı zamanda Ahmet abi geldi dedi ki arkadaş benim özel soru sormak istiyorum ben. Daha geniş bilgi almak istiyorum diyor. Gidiyor ofisimize. Randevusunu alıyor ve Tevhan Hocam işte Mahmut Bey orada mısın diyor örnek veriyorum bana. Buradayım gel görüşelim diyorum. Geliyor Esnaf Ahmet abi. Küçük sanayi sitesinden geliyor kalkıyor. Soruyorum Ahmet abi diyorum sen bak bunu böyle yapman lazım. Böyle gitmen lazım diye tabiri caizse özel danışmanlık yapıyorum.
yapıyoruz biz. Evet. 370 proje bize geldi. Bunların 62'si kabul gördü dediniz. Yani kabul gören proje oranı yaklaşık %13-15'lerde. Yok. Yaklaşık 101 tane, 102 tane proje başarılı oldu. Ama paramız 62 tanesine yetti. 370 projeden yaklaşık 102 tane projemiz başarılı oldu. Şimdi biz puanlıyoruz. Proje dediğim Fatma abla kooperatif kurmuşlardı ya. Projeye çilek ödetecekler, verdi. Ahmet abi bir şey ödetecek, verdi. Belediye verdi, esnaflar verdi, herkes verdi. 370 tane proje geldi bize. Geldikten sonra biz bu projede ne yapıyoruz? Bir bizden bağımsız. Var. Evet, bizden bağımsız, bağımsız değerlendiriciler var. Bunlar hani ekspertiz gibi, hani araba değerlendirenleri var ya. Evet. Adam geliyor, bu araba bu kadar eder diyor mesela. Adam bağımsız. Çağırıyorsun, kimse bilmiyor, tanımıyor. Aynen bunun gibi proje değerlendirenler var. Onları biz çağırıyoruz. Diyoruz ki arkadaş bak, uzmanlığına göre tarımda, sanayide hangi alanda uzmansa onları çağırıyoruz. Böyle bir projem var diyorum. Bunları inceler misin? Onlar inceliyorlar. Puan veriyorlar. En sonunda o puanlama sıralasına göre en yüksekten en aşağı doğru başlıyoruz. 100 puan, 95 puan, 90 puan, 85 puan, 84 puan. Gidiyoruz, desteklerimizi veriyoruz. Verdikten sonra diyelim kaçta kaldı? 72 puanda 15 milyon TL bitti. Evet. Bitince ne yapacağım ben? Diyorum ki 72 puanın altındakiler ikinci proje dönemini mi beklemek zorunda? Ha, param bittiğin için maalesef ben size destek veremiyorum. Siz başarılısınız. Peki, ama bu anlamda param bittiğinden dolayı devletten ayrı bir ek bütçe talep etme durumu var mı? Hayır, biz o yıl içerisinde yok. Yok. Ne dediysek 15 milyon TL verdik. Dediysek 15 milyon TL veriyoruz ve bitiriyoruz. Onun haricinde bir daha evet 40 tane daha bizim projemiz, başarılı projemiz kaldı. Bunları da vermek için 10 milyon TL daha para lazım diye talep edemiyoruz maalesef. Diyoruz ki kusura bakmayın Ahmet abi, işte Fatma abla veya Sayın Belediye Başkanım, paramız yetmedi. O yüzden siz seneye lütfen bir daha başvurun. Yani her proje yapan da destek alacak diye bir şart şey yok. Evet. Yani kimisi başarısız oluyor, yapacak bir şey yok, eleniyor. Yani 370 tane projeye biz destek veremeyiz ki. Nasip meselesi. En çok sektör anlamında hangi projeler size geliyor destek almak adına? Üretim odaklı. Genelde yani imalat sanayine çalışan firmalarımız genelde %90 şey alıyor. Bununla beraber dedim Edirne'den, Kırklareli'nden, Tekirdağ'dan da yine özel sektör ama turizm yatırımcısı. Adam mesela konak almış, tarihsel almış, restoran yapmak istiyor, otel yapmak istiyor gibi farklı alanlarda var. Bir de mesela işte bugün bahsettiğim mesela Keşan'da ceviz ve badem üreticileri mesela kooperatif kurmuşlar. Bunun gibi kooperatifler, aşağıda örnek verdim. Çilek üretecek kooperatif kurmuşlar. Biz bu tip köylü ablalarımızın, abilerimizin kurduğu kooperatifler, adam 100 üyesi var, 200 üyesi var, kadın erkek baktığımız zaman bu kooperatiflere özel ilgi gösteriyoruz. Bunlara destek veriyoruz. Bunun haricinde dediğimiz gibi özel sektörden, ama onların da diyor ki mesela ben ceviz üretiyorum, ben cevizin fidesini veremiyorum. Ama diyor ki ben kooperatif olarak ceviz üretiyorum da bunu ürettiğim zaman satacak bir şeyim yok. Yani bunu paketleyecek, kıracak, tasnifleyecek, güzel ambalaj yapacak, daha sonra bunu pazarlayacak arabam yok diyor. Diyoruz tamam o zaman, senin madem cevizliğin var, kooperatifsin, bir sürü yem var, bunu pazarlayamıyorsun, araban yok, bir tesisin yok. Yani bu ceviz işi tesisin yoksa diyoruz sana bir makine ekipman alalım. İntegrasyon anlamında her türlü katkıyı sağlıyoruz. Hazır ceviz arazilerinin satış noktasında diyoruz tamam sana biz makine ekipman tesisi verelim, kuralım. Sen bu tesiste cevizini, bademini al, kır, dök, işle, paketle, sat Türkiye'ye, Avrupa'ya sat noktasında arabasını da veriyoruz, makinesini de veriyoruz, web sitesi kurulması konusunda web sitesini veriyoruz ve diyoruz ki bunu nasıl yapacağıyla ilgili eğitim de verdiriyoruz. Evet. Bir de sıkça bahsettiğiniz Trakya 2023 vizyonu var. Bu konu nedir acaba? Yani Trakya Kalkınma Ajansı'nın 2023 vizyonunda neler var? Biz Kalkınma Ajansı olarak Mehmet Bey, bir de ikinci yaptığımız mesela Türkiye'de ve tabii ki Trakya bölgesinde de bizim gibi Türkiye'de 26 tane ajans var. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Doğu'da, Kars'ta, Artvin'de, Muş'ta, Türkiye'nin her yeri bu şekilde ekonomik ve sosyal kültürel alanlar birbirine benzeyen illeri birbirine birleştirip bölge yapmışlar. Yapılan bu bölgelerde Trakya bölgesi bunların bir tanesi. Biz hani kalkınma dedi ki biz örnek verdik, yani biz bir şey yaparken
kervan hep yolu düzen, çok fazla uzun vadeli düşünemeyen, plan yapamayan bir milletiz. Biz Türkiye'ye, Trakya bölgesinde biz de dahil, hani kalkınırken bir iş yaparken 10 yıl sonrasını, 20 yıl sonrasını Edirne nerede olmalı? Bunu baştan tasarlamak istiyorduk. Ve bunu geçen sene bitirdik bu raporu. Gittik ilçe ilçe çalıştay yaptık. Edirne'de, Uzunköprü'de, İfsala'da, Keşan'da, Şarköy'de, Çorlu'da, Lüleburgaz'da, bütün il ve ilçelerde o ilin ve ilçenin aktörleriyle, ileri gelenleriyle, muhtarlarıyla, halkla buluştuk. Dedik ki yani siz gelecek 10 yılda, 20 yılda nerede olmak istiyorsunuz? Nerede olmamız lazım? Eksiklerimiz nelerdir? Fazlamız nelerdir? Bunları hep döktük, teker teker döktük ve kitapçık oluşturduk. Dedik bu kitapçık Trakya bölgesinin 2023 yani 10 sene sonunun ne yapmakla ilgili bölge planı. Trakya bölgesi bir tarım bölgesi, bir hayvancılık bölgesi. Bu kaçınılmaz. Bir lojistik üst merkezi. İstanbul'dan Avrupa'ya giden bütün vasıtaların, tren yollarının, araç yollarının, hava yollarının kesişim noktası. Bu anlamda gibi biz nerede iyiyiz, nerede zayıfız? Bütün bunu oraya çıkardık ve dedik ki biz gelecek 10 yılda ben Kalkınma Ajansı olarak, Mahmut Şahin olarak Trakya bölgesinde konuştuğumuz şekilde 10 yıl sonrasında ben bir bunu yaparak, iki bunu yaparak, 2017'de bunu yapmalıyım, 2018'de bunu yapmalıyım, 2020'de burada olmalıyım. Bunu en baştan yazdık. Evet. Bunu hep beraber yazdık ve şimdi bu yazılanlar çerçevesinde o yönde ilerliyoruz. Ne yazmışsak o konuda evet. Hem maddi ve manevi olarak çalışma yapıyoruz ki dediğim gibi kalkınma denen mesele hani bugün hep beraber hadi kalkınalım dediğin zaman da kalkınamıyorsunuz ya. Buna bir şeyler yapmadan yani bunu gün gün saat saat çalışacaksınız. Gün gün çalışacaksınız. Beraber çalışacağız. Sen destek vereceksin, ben destek vereceğim. Herkes destek verecek, vatandaş destek verecek ki biz yıllar sonra belli bir yere girebilelim. Evet. Yoksa yani bu hayalcilik oluyor, rüya görmek oluyor. Diyor yani diyor ki biz kalkınamıyoruz. Tabii kalkınamayız. Yani planlayacaksın, programlayacaksın. Bunun maddi, manevi kaynaklarını bulacaksın. Ve sonra da oturacaksın, beraber çalışacaksın. Eğer çalışmazsak, gece gündüz çalışmazsak. Çalışmadan kalkınma mümkün değil. Yani dünyanın değil. Neresinde olursanız olun. Bugün güzel bir örnek vardı. Bir yerde okudum. Sosyal medyada okudum. Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu bahsetmiş de Isparta'da bahsetmiş. Hani bu çalışmak lazımdan diyor çıktı ya işte orada da üniversite gençlerine hitap ederken gençler çalışın. Bak millet 8 saat siz 10 saat çalışın. Eğer Almanya 10 saat çalışıyorsa siz 12 saat çalışın ki aradaki farkı kapatalım. Güzel bir örnek vereyim diyor. Vermiş örnek. Cristiano Ronaldo mesela dünyadaki en iyi futbolcudan bir tanesi. Diyor ben inanıyorum ki diyor ki öyle Sergen de bu kapasitede bir insan. Ama diyor ben gittim de diyor sordum diyor takımına. Avrupa'da gittiğim zaman sordum diyor antrenörüne. Bu adam günde kaç saat çalışıyor diye sordum. Günde 12 saat çalışıyormuş bu adam. Ve bu adam dünyanın bir numarasıyken bu kadar çalışıyor. Yine gittim diyor Sergen'e sordum diyor. Günde 2 saat 3 saat çalışıyorum ancak diyor. İşte diyor yani Sergen de aynı kapasitede aynı teknikte bir insan ama birisinin farkı günde 12 saat çalışıyor, birisi 3 saat çalışıyor. Bu anlamda biz çalışmalıyız. Mahmut tek Bey. Çıkış yolumuz bu. Yani çalışmazsak ama tabii dediğim gibi çalışırken de böyle yani hadi koşalım çalışalım değil. Bunun dediğim gibi bu kitaplarla her türlü altyapısını hazırlayarak, fizibilitesini yaparak yani 5 gün sonra burada bu olacak, 1 yıl sonra burada buraya varacağız, 10 yıl sonra buraya varacağız dememiz lazım. Mahmut Bey süremizin sonuna doğru yaklaştık. Son olarak proje başvurusunda bulunmak isteyen potansiyel başvuru sahiplerine neler önerirsiniz? Onları son olarak söyleyin. Evet, ben tüm özel sektörden, sivil toplum kuruluşlarından, özellikle sivil toplum kuruluşlarından, derneklerimizden, vakıflarımızdan, iş adamlarımızdan istirhamım. Yani korkmasınlar proje yazmak, bu projeyi projelendirmek, büyütmek, işleri büyütmek zor değil. Bu anlamda bizim Tekirdağ merkezimizde, Edirne'de bahsettiğim gibi ofisimiz var, Kırklareli'nde ofislerimiz var. Burada bu eğer siz ofislerimize geldiğiniz zaman size özel danışmanlık yapacak arkadaşlarımız var. 24 saat boyunca telefonlarımız açık. Gelsinler bizden ama direkt bizden bilgi alsınlar direkt. Ama telefonlarla ama biraz önce dediğim gibi www.
trakyaka.org.tr adresinden bütün bu anlattıklarımın hepsi orada yazıyor. Nasıl başvuru yapılır, kimlere başvuru yapılır, hangi alanlarda bütün bu bilgiler mevcut. Bu alanda oradan öğrenebilirler. Hayır, ben telefonda öğrenmek istiyorum. Telefonda öğrenebilirler. Orada adresimiz var, oraya gelebilirler. Ama ne olur? Hani ya bu işler işte ben şimdi yazarsam Kalkınma Ajansı'nda çıkar çıkmaz demesinler. Ya sonuçta bu işler bir nasip meselesi. Ama yazacaksın, vazgeçmemek lazım. Bir daha yazmak lazım. Böylece yaza yaza hem yazmayı öğreniyoruz hem de iş yapmayı öğrenmiş oluyoruz. Mutlaka dediğim gibi bizim için yani bir valinin projesiyle, belediye başkanının projesiyle, köydeki Fatma ablanın kooperatifin projesinin hiç farkı yok. Orada bizim için projeler yarışıyor. Gelsinler proje yapsınlar. Gelsin proje yapsınlar. O anlamda biz kimseye tamamen objektif kriterler çerçevesinde değerlendiriyoruz. Bizim için projenin kendisi önemli. Orada ne yazdığı önemli. Edirne'ye, Edirne halkına, Edirne'nin ekonomisine, Edirne'nin gencine, Edirne'nin kadınına, insanına ne veriyor? Tamamen ona bakıyoruz. Eğer fayda sağlıyorsa biz varız. Ama sağlamıyorsa, sadece beni düşünüyorsa, kendi düşünüyorsa, sadece kendi bitmek istiyorsa diyoruz ki o zaman sana biz destek veremeyiz. Mutlaka, çünkü biz parayı karşılıksız veriyoruz. Verdiğimiz para devletin parası, Edirne'nin parası. Mutlaka bir yerinde, bir yönünde ama ülkeye, ama ihracata, ama ithalatın azaltılmasına, ama insanlarımızın İstanbul oluşturulmasına, ama bir şekilde yeni ürünün çıkmasına fayda sağlanması lazım ki biz destek verelim. Mahmut Bey, çok teşekkür ediyoruz programa katıldığınız için. İnşallah bir başka programda yine beraber oluruz. Yani proje yapmak isteyen insanları aydınlattığımızı düşünüyoruz. Bir kez daha size teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İnşallah yani bu konuştuklarımızın neticesini görmek için eğer imkan olursa bir daha gelip tekrar burada Edirne halkına başvurular nasıl oldu, nereye gitti, kimler nasıl kazandı noktasında tekrar bilgi verebiliriz ilerleyen dönemlerde. Tabii, inşallah yine birlikte oluruz ilerleyen süreçlerde. Sağ olun. Bir Gündem Özel programının daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni bir konukla karşınızda olmak dileğiyle şimdilik iyi akşamlar.